Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Mehmet Ali ile evlilik yıl dönümünüz. Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz Gözdeciğim. Bakalım Mehmet Ali bu yıl hatırlayacak mı? Eğer kutlamazsa bu sefer susma Aslı. Ben senin yerinde olsam var ya, hemen boşanma davası açarım. Bu sefer unutmaz herhalde Gözde. Çünkü 25. yılımız. Dile kolay, çeyrek asır. Umarım unutmaz. Çünkü bu sefer beni kimse durduramaz. Kıyameti koparırım gerçekten. Arkandayım Aslı. Ben yerinde olsam çoktan koparmıştım o kıyameti zaten. Ama bir şeyler planlıyor galiba. Sabahtan beri telefonu elinden düşürmedi. İsmail Usta, bugün arabayı getiriyorum sana değil mi? Plan değişmedi. Evet, plan değişmedi. Bekliyorum seni. Tamamdır. Görüşürüz İsmail Usta. Ben kahvaltı hazırlayayım o zaman. Tamam hayatım. Ben de hazırlanıp geliyorum. Hulusi. Şimdi sana çok önemli bir görev veriyorum. Sizin vereceğiniz görev benim için bir emirdir yenge. Buyurun. Aferin sana. Ama aramızda kalacak. Tabii yenge, aramızda. Hiç kimselere söylenmeyecek. Sarı köpüğümdür. Hemen gidiyorsun, bir kamera alıp geliyorsun. Kamera mı? Ne kamerası Arife? Mehmet Ali'lerin evine bir kamera koyduracağım Kerem. Bütün gün o evde ne olup bitiyorsa şurada oturacağım, orayı izleyeceğim. İyice saçmaladın sen Arife. Hiç insan oğlunun evine kamera mı yerleştirir? Yerleştirir Kerami, yerleştirir. Ayol sen bilmiyor musun adam? O eve hırsız girdi, hırsız. O evde bir kere güvenlik açığı var. Hadi şimdi kolaysa girsin o hırsız. Ben o hırsızı anında enseletirim. Arife yengeme katılıyorum. Bence de o evde büyük bir güvenlik açığı var. Var. Hulusi, şimdi hemen gidiyorsun. En iyisinden bir kamera buluyorsun. Kaç paraysa ben sana peşinen vereceğim. Yeter ki ben bir an önce şu köşeme oturayım. Yukarıda olup biteni bir güzel izleyeyim. Emir telakki ederim yenge. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Hadi. Çocuk mu kandırıyorsun sen Arife? He? Hırsızlık bahane. Şurada oturacaksın. Bütün gün çocukların evini gözetleyeceksin. Gözetlemek ve... Ay sen neler söylüyorsun ayol? Benim aklımın ucundan bile geçmez böyle bir şey yani. Anneciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Babam nerede? İçeride telefonla konuşuyor. Bence kesin evlilik yıl dönümünüz için bir şeyler planlıyor. Ay vallahi bilmiyorum. Yani ilk yıllar kutluyorduk da sonra böyle azalarak bitti bizde evlilik yıl dönümü kutlama. Baban çok değişti. Yani bu sene 25. yıl olduğu için belki bir şeyler planlıyordur. İnşallah şaşırtır beni. Umarım anneciğim. İstiyorsan biz bir ağzını yoklayalım. Ay yok yok. Hayır. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Hayır. Yani o kendisi hatırlarsa hatırlasın. Rica ediyorum. Lütfen. Tamam, merak etme. Biz bir şey söylemeyiz. Ya olmaz tabii yani öyle şey. Kendisinin hatırlaması lazım.
Oğulcan. Ablacığım ne yapıyorsun? Sesimi açıyorum abla. Münazaram var benim bugün. Oğulcan. Oğulcancığım arada ağzına da bir şey at. Hah, aç aç gitme ne olur. Bak o yumurtayı ye. Soğuyunca bir şeye benzemez o. Anne. Acaba çiğ yumurta mıydı? Ay hiç abartma Oğulcan. Yani şu omletini ye sen tamam. Abartma mı? Abartma mı? Benim bu münazarayı kazanmam lazım anne. Bugün benim için çok önemli bir gün. Eğer bu münazarayı kaybedersem Hürrem'i de kaybederim. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Bu çocuk münazarayı kazanacak mı? Yoksa kayıp mı edecek? Hiç merak etme güzel kardeşim. Abim bu dünyaya kazanmaya gelmiş. Çok önemli bir gün bugün, çok. Alper Yılmaz burada mı? Benim, buyurun. Hakkınızda şikayet var. Allah Allah. Hayırdır memur bey? Ne şikayet olacak ki? Merkez öğrenirsiniz hanımefendi. Buyurun. Rıfkı Hocam. Bir dakika memur bey. Bir yanlış anlaşılma vardır. Böyle apar topar nereye götürüyorsunuz Ayfer Hoca'yı? Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Hadi lütfen buyurun. Rıfkı Hocam. Memur bey önemli bir şey değil. Buyurun. Al. Yok, tamam. Bir dakika ya ben de geliyorum. Bence babamın telefonuna bakalım. Ne planlıyor öğrenelim. Şimdi eğer bir şeyler planlıyorsa ki umarım öyledir. Ben görmek istemiyorum Damlacığım. Bana sürpriz olsun. Ayrıca telefon karıştırmak mutsuzluk getirir. Hiç önermiyorum. Ayrıca da yani doğru bir davranış değil. Özel eşya sonuçta. Günaydın. Kusura bakmayın kapatamadım ya bir türlü. Önemli değil hayatım gel. Babacığım oturmadan seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Sakın. O da dama. Kızım niye burada söylemiyorsun hep beraber? Babamla yalnız konuşmak istedim anne. Hay hay kızım gel konuşalım. Ya klinikten ayrılacağımı söyleyeceğim anne. Tamam kuzum yani şurada hep beraberken söylesen. Aha baş başa konuşmak istedim anne. Ben bakacağım. Damla bırak o telefonu. Damlacığım bırakır mısın bak çok ayıp. Ya anne, ben babamı tanıyorum. 25. yılınıza özel kesin bir şey planlamıştır. Bak göreceksin. Damlacığım lütfen koyar mısın o telefonun yerine? Ya anne ya merak ettim. Hem sana söylemeyeceğim, sürprizi kaçmayacak yani merak etme. Tamam bak ama bir daha bakma. Ne oldu kızım söylesene. Hiç. Ya kızım söyle ne oldu? Ya bir şey bulamadım anne ya. Bir tek İsmail Usta diye biriyle konuşmuş. O da arabasını tamire mi götürecekmiş neymiş o yüzden. Ah Mehmet Ali evlilik yıl dönümümüzü bir unut. Ben sana yapacağımı bilirim. Damlacığım hayatım sen boş ver bunları. Aa sen boş ver. Sen derslerine sınavlarına odaklan. Bana bak ya bir bana bak. Ben takıyor muyum hiç kafaya böyle şeyleri? Ya ben bir şey planladı sanmıştım ya. İnsan evlilik yıl dönümünü unutur mu? İnanmıyorum babama. Gözde, galiba Mehmet Ali bu sene de evlilik yıl dönümümüzü unuttu. Ay sinirden patlamak üzereyim şu an. Dua etsin çocuklar evde. Mam 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 mem 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 mom mom mom. A x o x a x o x. Mam 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 mem 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 mam 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 mem mem mem. Hulusi, ne yaptın? Bulabildin mi kamerayı? Malzeme siparişini verdim yenge. Kamera ve sistem yarın elinizde. Şimdi sistemi sizin eve kuracak arkadaşı arıyorum. Ben sistem mistem anlamam. Sen bana şunu söyle. Ben o evi izleyebilecek miyim, izleyemeyecek miyim? Evet yenge, yarından itibaren Mehmet Ali'lerin evinden naklen yayın yapacağız. Güzel. Güzel, hadi kapatıyorum. Kerami, duydun mu? Duymadın. Yarından itibaren yukarıda ne olup bitiyorsa ben burada aşağıda hepsini izleyebileceğim. Bundan sonrasını Aslı Hanım düşünsün. Online kaynana. Bu yaptığın resmen suç. Suç mu? Ayol oğlumun evi değil mi orası? O oğlanı ben büyüttüm.
Ben her şeyi yaparım Kerami. O ev de ayrıca benim. Kendi evime koyduruyorum ben kamerayı. A, X, O, X, mam, 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 mem, 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 A, X, O, X, mam, 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 mem, 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 mem. Sen ne yapıyorsun oğlum? Niye gitmedin okula hala? Babacığım, benim bugün münazaram var. Bütün derslerimiz iptal. Sesimi açmaya çalışıyorum. Daha etkili, daha gür çıksın diye bu hareketleri yapmam lazımmış. A, X, O... Şiddeti savunmak için mi sesini açacaksın yani? Baba... Kazanmak için savunmak zorundayım, biliyorsun. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ben işte şiddet deyince aklım hep öldürülen, yaralanan sağlık çalışanları geliyor. Arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım geliyor. Neyse sen takma kafana. Münazara sonuçta. Yani sen de kazanmaya çalışacaksın tabii. Hadi bakalım. Bol şans, başarılar. Nerede kaldın Oğulcan? Geldim işte Berkecan. Münazaraya sayılı dakikalar kaldı Oğulcan. Biz ne yapacağız ya? Evet Oğulcan. Hürrem'i tavlayacağım diye sardın başımıza bu belayı. Ya sakin olun arkadaşlar. Çıkacağız kürsüye. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Oğulcan, Mertcan, Berkecan. Müdür sizi çağırıyor. Neden? Bilmiyorum. Sadece çağırın, öğretmenler odasına gelsinler dedi. Müsait değillermiş de kardeş. Saçmalama oğlum. Müdür çağırıyor, müdür. Ne? Müdür mü? Anneciğim, ben bittim. Bu sefer ben bittim işte. Tamam da neden çağırıyor ki? E hal hatır sormak için çağırmıyor herhalde Mertcan. Yürü hadi, yürü, yürüyün. Yani bu saate kadar hiçbir şey yapmadım Mehmet Ali. Yok vallahi yapmadı Gözde. Yani umarım akşam kutlarız. İnsan sabah uyandığında karıcığım... İyi ki evlenmişiz der, karısını öpücük yağmurlarına tutar, ne bileyim böyle yatağa bir kahvaltı falan getirir. Yani kusura bakma da Mehmet Ali senin için hiçbir şey yapmıyor aslında. Ay Gözde, zaten sinirliyim Mehmet Ali'ye. Bir de sen üstüme gelme Allah aşkına. Yok zaten, ben kararımı verdim. Bu Mehmet Ali'nin son şansı. E tabii son şansı olsun. Bak 25. yıl dönümünüzü unutursa eğer, sen bu evliliği bir gözden geçir bence. Aynen öyle yapacağım hayatım. Hayır yani madem unutuyorsun bir takvimine yaz, alarm kur, yani bir şey yap. Ben çok mu bir şey istiyorum ya Gözde? Ha? Çok mu bir şey istiyorum? Yani alt tarafı evlilik yıl dönümümüzü kutlayalım istiyorum. E bunu da kafana kazı be adam. Sen çok hata yaptın Aslı. Çok hata yaptın. Zamanında şöyle bir sağlam uyaracaktın sen Mehmet Ali'ye. Bak bakalım bir daha unutuyor muydu? Ama yok, sen beni hiç dinlemedin ki. Hep sustun. Mehmet Ali unuttu. Sen olsun hayatım, hiç önemli değil dedin. Bu yıl öyle bir şey yok Gözde. O Mehmet Ali, o eski Aslı'yı unutsun. Bak bu yıl kutlamayalım, ben ona ne yapacağım bilmiyorum. Of, of! Dolaşıp durma şurada Arife, başımı döndürdün ya. Gelin hanımın bir tane sevimsiz bir arkadaşı var ya, demin o geldi yukarıya. Ay ne konuşuyorlar? Çok merak ettim doğrusu. Aslı sana eve girme yasağı koyacağına, ayrıca eve girip çıkanları gözetleme yasağı da koymalıymış. Bak bunu unutmuş. Ben gidip hatırlatayım bari. Otur Kerami yerine, otur. Ben öpöz oğlumun evine girip çıkamıyorum. El alemin kızı elini kolunu sallaya sallaya bildiği gibi oğlumun evine girip çıkıyor. Yok ama bu iş yarın bitiyor artık. O evde yarından itibaren ne olup bitecekse ben burada hepsini göreceğim. Benden gizleyemeyecekler. Münazara takımına dahil olmuşsunuz. Evet hocam. Ya arkadaşlar çok ısrar etti. Siz yarışın. Bu konuyu en iyi siz savunursunuz dedi. Biz de kıramadık yani. Çocukları nasıl ikna ettiğinizi tahmin edebiliyorum ama kanıtlayamıyorum. Ya dua edin hiçbiri konuşmadı. Yoksa disiplin kurulu toplamıştım. Ne mutlu bize. Yani konuşsalarda ne olacak ki zaten? Sus, cevap verme bana. Ya sizin ne işiniz olur münazarayla Oğulcan? Aa öyle demeyin hocam. Biz münazara da kendimizi bulduk. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bak sen. Evet hocam, inanın bize.
Zaten arkadaşlar da bunu bildikleri için bizim yarışmamızı istediler. Hani onlar da bizim bu konu hakkında ne kadar başarılı, ne kadar becerikli olduğumuzu biliyorlar. Göreceğiz bakalım. Münazarayı ben yöneteceğim. Gözüm üzerinizde olacak. Bakalım arkadaşlarınız bu münazaraya katılmanız için ısrar etmekte haklılar mıymış? Yani gerçekten çalıştınız mı yoksa haksız yere mi katılıyorsunuz münazaraya, göreceğiz. Kazanamazsanız bittiniz. Çıkın dışarı. Arkadaşlar, ne yapıp ne edip bu münazarayı bir şekilde kazanmamız lazım. Biz nasıl kazanacağız Olcan? Ben bittim. Eğer disipline sevk edilirsem annem beni mahveder. Siz çıkmadınız mı daha? Çıktık hocam. Evet Ayfer Hanım, hırsızlık suçundan dolayı buradasınız. Hırsızlık mı? Evet, hırsızlık. Bütün deliller ortada. Birazdan savcı bey de gelir. Bu arada avukatınız falan varsa da arayabilirsiniz. Memur bey, bir yanlış anlaşılma vardır. Benim ne alakam olur hırsızlıkla? Bundan sonra derdinizi mahkemede anlatırsınız Ayfer Hanım. Hem olay yerinde parmak iziniz falan da bulundu. Bütün deliller sizi gösteriyor. Ne parmak izin ya? Bak ne diyeceğim. Bu senede evlilik yıl dönümünüzü unutursa sen pılını pırtını topla, direkt bana gel. Olabilir aslında. Çocuklara ne diyeceğim? Gözde teyzenizin canı sıkkınmış, onun yanında olacağım de. Zaten kocaman oldular artık. Ay, artık sen biraz kendini mi düşünsen Aslı? Vallahi doğru söylüyorsun be Gözde. Yani Mehmet Ali seni kaybetmenin bir korkusunu yaşasın. Evlilik yıl dönümünüzü unutmasının, kutlamamasının bir bedeli olmalı artık. Öyle her koşulda evde oturup bekleyen Aslı yok. Yok artık. Yok, yok artık. Evet. Nefes alın. Verin. Alın. Kusura bakmayın, şu telefona bakmam lazım da. Of. Alo. Ah, ben unuttum onu tamamen. Ya bugün o kadar yoğun bir gün ki randevulardan başımı kaldıramadım. Yoksa ben gelecektim yanına. Şimdi bir hastam var. O çıkınca arayayım ben, tamam? Hadi görüşürüz. Gerçekten çok özür dilerim, kusura bakmayın ya. Bugün çok yoğun bir gün. Neyin var demiştiniz? Otururken şuralarım ağrıyor. Göğüste ağrı var. Devam edeyim o zaman ben. Bir dinleyeyim sırtınızı. Nefes alın. Evet sevgili öğrencilerimiz, sayın öğretmenlerimiz. Bugünkü münazara konumuz burada. Sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi daha kolay çözülür? Bunun için çocuklarımız uzun zamandır çalışıyorlar. Bu iki grup halindeler. Birinde şiddet konusunu Oğulcan, Berkecan ve Mertcan anlatacak size. Diğer konuda da iletişimde Sibelcan, Suatcan, sağ olun Oğulcan. Barancan sizlere. Tribüne bir selam çekeyim dedim. Buradayım zaten Berkecan, Mertcan. Bu dediklerin işimize yarayacak değil mi yani? Arkadaşlar, bu salondan başımız dik, alnımız ak çıkacağız. Güvenin bana. Rezil olmayalım da. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Eğer rezil olursak da her şey benim fikrimde diyeceğim, tamam? İyi o zaman Olcan. Ben de rahatladım yani. Efendim, hazır mıyız arkadaşlar? Evet hazır hocam, hazırız. Evet Sibelcan, seninle başlayalım o zaman evladım, buyur. Merhaba, ben Sibelcan. Bugün biz takım olarak burada sorunlarımızın çözümünde iletişimin önemliliğini ve gerekliliğini anlatacağız. Memur bey, memur bey. Bakın, ben masumum. Ben kimsenin hiçbir şeyini çalmadım. Yapmayın, etmeyin, gözünüzü seveyim. Hırsız değilim ben. Tamam. Savcı bey gelmeden önce sizden şikayetçi olan kişiyle karşılaştıracağım sizi. Karşılaştırın, gelsin. Yüzüne de söyleyeceğim. Ne münasebet? Ben kimsenin hiçbir şeyini çalmadım. Yüzleşeceğim, gelsin. Ayrıca kanıt istiyorum. Kim benden şikayetçi olan? Kim? Ben şikayetçiyim senden. Rıfkı. Evet. Çünkü sen hayatımda gördüğüm en tatlı ve en yetenekli hırsızsın Ayfer. Kalbimi çaldın benden. Seni gördüğüm andan itibaren adeta çarpıldım sana. Aklımı aldın benden resmen. Kalbimi çaldın, o yüzden de şikayetçiyim senden. Tabii eğer teklifimi kabul edersen bu şikayetimi geri alabilirim. Aa, ay ne diyorsun Rıfkı, ne teklifi? Ayfer,
Bir ömür boyu benimle yaşamak, sabah uyandığında ilk beni görmeye ne dersin? Bana çoraplarını ortada bırakma diye kızıp, Rıfkı mutfağa dağıtma diye de fırça atmak ister misin? Bazen benimle gülmek ve bazen benimle ağlamaya da ne dersin? Seni seviyorum aşkım. Benimle evlenir misin? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Berkecan. Kürsü sen. Buyur evladım. Hadi Berkecan. Süren başladı Berkecan. Berkecan, süren başladı evladım. Ne oldu hala? Bir şey demedin Ayfer. Kendine geldin değil mi? Ha, ödümü patlattın Rıfkı. Böyle sürpriz mi olur? Yani korkutmak istemezdim tabii de. Yani unutulmayan bir evlilik teklifi olsun istedim. Emin ol hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bunu. Bir şey demedin hala. Ne diyorsun aşkım? Aşkım değil. Lütfen rica ediyorum Rıfkı Bey. Bana bundan sonra müstakbel karım diye. Yani? Evet Rıfkı, evet seninle evlenirim. Oley be! Oley! Ben de evleniyorum sonunda. Tebrikler Rıfkı abi. Yengeciğim tebrikler. Yenge mi? Evet. Tabii canım. Yani arkadaş aslında polis değil ya. Bu evlilik teklifi için ayarladım. Oyuncu kendisi. Nasıl oynadım yenge? Ay Rıfkı sürprizlerle dolusu. Artık bunlara alışsan iyi olur yani Ayfer'cim. Ay. Görüyorsunuz, rakiplerimiz argümanlarımız karşısında tek kelime dahi edemiyor. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Mertcan, sıra sende evladım. Hadi. Mertcan, süren başladı. Bravo. Oğulcan. Merak etme Hürrem, boş ver. Mertcan, konuşmayacak mısın evladım? Bravo. Gözde, diyorum ki Mehmet Ali'yi beklemeden şak diye ben mi kutlasam? Sakın Aslı, öyle bir şey yapmıyorsun. Her yıl sen yapıyorsun zaten. Doğru da, hayır Mehmet Ali bu sene bir çılgınlık yapıp evlilik yıl dönümümü kutlarsa benim elim boş kalacak, ayıp olacak. Ay, ay ayıp oluversin. Bir kere de ona ayıp olsun. Hep sana ayıp oluyor. Bırak artık Allah aşkına ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Mehmet Ali'ye acımak yok. Yok. Hocam, nereye? Aydan, çok işim var. Hemen çıkmam lazım. Randevunuz var bir sürü burada. Hepsini Emre'ye yönlendir. Benim arabayı servise bırakmam lazım. Vedat Hoca'yı aramam lazım. Annem bir şeyler istediği alışveriş yapmam lazım. Hepsi üst üste geldi. Ben bunların hepsini nasıl yetiştireceğim bilmiyorum yani. Kolay gelsin hocam. Sağ ol kızım. Aa şeyi unutmayın. Neydi? Neyi? Ha. Ersin Bey'in tahlil sonuçları çıktı. Buyurun alın, evde incelersiniz. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Son olarak şunu demek istiyorum. Şiddetle susarak hiçbir sorun çözülemez. Sorunları aşmak ve çözüme kavuşturmanın tek yolu ve yöntemi
İletişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz evladım. Oğulcan, takımının son konuşmacısı olarak seni kürsüye davet ediyorum. Buyur. Oğulcan, süren başladı. Oğulcan, sen de mi konuşmayacaksın evladım? Yani böyle münazara olmaz ki. Ben konuşacağım hocam. Oh be! Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara. Şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insanda çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karara vardık. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddet de kazanacaksa, o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürinin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Hoş geldin. Çıkarma Allah aşkına. Geç Hürsin. Bir şey diyeyim mi sana? İlk defa bu eve gelmene inanılmaz mutlu oldum. Oh, çok şükür. Ölsem de gam yemem gayrı. Ne yapıyoruz? Yukarıyı halledebileceğiz mi? Görebilecek miyim artık? Malzemeleri şimdi hallettik yenge. Hulusi, bu mallar çalıntı değil değil mi evladım? Oğlum öyle şey hamirim. Tamamen yasal. Fatura bile aldım. Bakın, adam fatura alma indirim yapayım dedi ama gerek yok dedi. İyi tamam, mallar eve girebilir. Keremciğim, sen bir susar mısın biraz lütfen? Bak bize zaman kaybettiriyorsun. Hulusi, sistemi hemen kuralım bir an önce. Hemen şimdi olmaz yenge. Kuracak usta yarın gelecek. Aa yo, ben yarını bekleyemem. Benim işim acil. Ben bir an önce bugün yukarıda ne olup bitiyor onu görmem lazım. Maalesef yengeciğim, işin erbabı usta ancak yarın gelebilecek. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. O bilgisayarı kuracak, ben kamerayı eve yerleştireceğim. Bana güvensen ya. Bak, eğer bu işi halledemezsen bir daha gözüme gözükme. Şu evden içeri bir daha adım atamazsın söyleyeyim. Evet, şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım Oğulcan ve arkadaşları. Hadi canım. Oley be, işte bu be, işte bu. İşte bu be, helal olsun be, helal. Sağ olun, teşekkürler. Oley be. Ba 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 ba
Al bir tane, afiyet olsun. Teşekkürler anneciğim. Anne, bence sen Gözde teyzeye bakma ya. Gel hazırlanalım, bir şeyler yapalım, utandıralım babamı. Yok kızım, sen boş ver bunları. Ye tostunu, sen kafanı yorma bizim meselelerimize. Ya anne bak, beni birazcık seviyorsan dinlersin. Gel gidelim kuaföre, yaptıralım saçını. Hatta gelinliğini de giy. Babam eve gelsin, şok olsun. Gelinliğimi mi giyeyim? Ay yok canım, ne gerek var? Ya anne bir düşünsene. Babam seni gelinlikle hazırlanmış görünce utanır. Bence bundan sonra kutlar, yani ders de almış olur. Yani olabilir aslında. Hadi çıkalım o zaman hemen. Tamam, sen ye şu tostunu. Sayende kazandık Oğulcan. Helal olsun Oğulcan, helal. Öyle senin sayende benim sayemde yok. Biz bir takımız. Takım olarak kazanır, takım olarak kaybederiz. Ama benim fikrim de çok iyiydi yani, kabul ediyorum. Hürrem geliyor. Hoş geldin Hürrem. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya şaka bir yana, bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimize samimiydim. Evet. Yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Oğulcan, yarın bir işin yoksa kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Oğulcan. Gidelim, gidelim tabii, gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Ne dedi Hürrem? Kahve içmeye gidelim mi dedi bana. Kahve içmeye gidelim mi dedi, işte bu. Sen ne dedin? Tamam dedim. Yani tamam dedim herhalde, değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayayım lan. Emisin. Tamam dedim ya. Tamam, tamam dedim. Dedim dedim. İşte bu, işte bu. İşte bu. İşte bu. Yavaş yavaş tavlıyoruz. Tavlıyorsun. Aynen. Tavlıyorsun. İşte bu. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın hayatım? Vallahi çok yoğundu Aslı bugün ya. Bayağı yoruldum. İyi o zaman, sen dinlen hayatım. Vallahi olur bir tanem. Çok yoruldum ya. Bugün erkenden uyumayı planlıyorum. Babacığım, annemde bir değişiklik fark etmedin mi? Yok, her zaman kendin kızım. Alo. Efendim Aydan. Ay ben raporları arabada unuttum ya. Of, tamam hemen gidip alıyorum. Tamam, tamam. Of. Anne, hadi gelinliğini giy. Giyinmeyeceğim gelinliğimi ya. Görmediniz mi babanızı pijamasıyla oturuyor? Vazgeçtim ben. Ya anne ne olur, ne olur giy ya. Ya beni biricik kızına üzmek mi istiyorsun? Hem beni düşünmüyorsan psikolojimi düşün. Ya derslerime yansıtırsan? Ya anne, bak Damla bu kadar ısrar ediyor. Lütfen kırma onu. Hem biz senin gelinlikle sadece fotoğraflarda gördük. Bu vesileyle canlı canlı görmüş oluruz. Evet anne ya. Bak oğlum bugün çok büyük bir zafer kazandı. Sevincime gölge düşürme. Git giy gelinliğini. Maksat gönüller bir olsun. Ya hem babam hata yaptı diye sen de o hatayı yapmak zorunda değilsin anne. Evet, tamam. Tamam. Gideceğim. Gelinliğimi giyeceğim ama sırf sizin hatırınıza. Ay şu bana yaptırdığınız şeye bak, inanamıyorum. Anne müthiş görünüyorsun. Anne Hürrem'den bile güzelsin. Ay canlarım benim, çok teşekkür ederim. Bakalım babanız ne diyecek görünce.
Mehmet Ali, inanmıyorum sana. Ben de inanmıyorum. Vallahi kardeşim Mehmet Ali de yani bir romantik serseri çıktı yahu. Anneciğim, babacığım, Rıfkı abicim, Hulusi Bey, Vedat Bey. Ya sizler de çok şık olmuşsunuz. Kızım, biz buraya Mehmet Ali'nin organizasyonu için geldik. Yoksa bizim öyle 14 maddeyi ihlal etme gibi falan bir halimiz yok yani. Yanlış anlama. Estağfurullah anneciğim, hoş geldiniz. Yani Mehmet Ali, ben sen unuttun diye düşünürken sen bütün bunları mı organize ediyordun? Evet karıcığım, beğendin mi? Ya beğenmek ne demek? Hem çok beğendim hem de çok şaşırdım yani. Çünkü daha önceki evlilik yıl dönümlerimizi böyle kutlamadığımız için. 25. yılımızın şerefine böyle özel bir şey hazırlamak istedim hayatım. Çocuklar siz de biliyordunuz tabii her şeyi. Evet. Anne, sabah neden babamla baş başa konuştuk sanıyorsun ya? Hepsi bir oyundu anneciğim. Babamın telefonunu da bilerek karıştırdım. Ya bir de bana diyor ki İsmail Usta'yla konuşmuş, arabasını yaptıracakmış. Hiç beklentiye girmemen gerekiyordu. Ben ne yapayım? Gerçekten böyle bir şey beklemiyordu. Merhaba, İsmail Usta da ben bu arada. Gencer Savaş ve bandosuna da çok teşekkür ederiz. Ay inanamıyorum. Hayır, ben de diyorum ki Damla bana neden gelinliğini giy diye tutturdu. Babamı utandıracağız diyor. Biliyor tabii beni nasıl kandıracağını. Artık nikah törenine geçebiliriz. Nasıl yani? Nikahı mı tazeleyeceğiz? Evet hayatım. Nikah tazeleyeceğiz. Çünkü ben seninle tekrar tekrar evlenmek istiyorum. Ay ne gerek varsa bayılıp eleceğim şimdi şurada. Aman Halika, aman lütfen çocukların şu mutlu gününde ayılıp bayılma lütfen. Allah, ben şu nikaha ikinci kez şahit olmak için ne günah işledim sana. Evet, bugün burada Aslı ile Memdel'in nikah tazeleme törenine şahitlik etmek üzere hazır bulunuyoruz. Bravo hocam! Siz Aslı Hanım, 25. yılda da Memdeli Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet! Siz Memdeli Bey, 25. yılda tekrar Aslı Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet! Siz şahit misiniz? Evet. Maalesef. Gerekli incelemeler yapıldığında sizlerin tekrar karı koca olmanızda hiçbir engel görülmemiştir. Tekrar bir baksanız. Evet. Ben de bana verilen yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah canımı alsaydı da ben şunları görmeseydim. Anneciğim, ya bu ne ki ya? Bu fragman. Asıl film yeni başlıyor. yok, film filan izleyecek halde değilim. Gelini öpebilirsiniz. Gencer'cim, tazeleyelim. Gel. Müsait misin oğlum? Evet.
Bugün çok özel bir günde. Evet baba. Yavrum sen gurur duyulacak bir şey yapsan da yapmasan da benim sana olan sevgim aynı derecede devam eder. Başarılı olman, başarısız olman benim sana olan sevgimi hiçbir şekilde değiştirmez. Ha. Şunu da bil. Gurur duyulacak bir şey varsa da gurur duyarız. Bugün okulda olanları duydum. Müdür bey bilardı. Vallahi bugün gurur duydum seninle. Ama münazarayı kazandığın için değil, kaybetmeyi göze aldığın için. Benim seni sevmem için hiçbir koşulum, hiçbir şartım yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Aferin ben sana. Aferin ben sana. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aslı. Aslı. Hı. Aslı. Mehmet. Günaydın hayatımın çeyrek asırı. Günaydın. Mehmet'ciğim. Bana kahvaltı mı hazırladın? Evet hayatım. Bak yumurta bile haşladım en sevdiğinden. Kayısı. Ya bu bir rüya olmalı Mehmet Ali. Rüya sensin Aslı. Sen benim rüyamdın ama gerçek oldun. Mehmet Ali. Anne baba. Sivilcem çıktı, sivilcem çıktı. Oğlum ne oluyor ya? Ufacık bir sivilceden ne olacak? Ya. Olamaz, olamaz. Bugün olmamalı. Hürrem'le buluşacağım bugün. Şu halime bak ya. Şurada iki dakika. Bana bak. İşin erbabı usta dediğin bu velet miydi Hulusi? Merak etme yenge. Bu sistemi İrfan Can'dan daha iyi kuracak kimse yok. Bizim komşunun oğlu bu. Mahalledeki bütün internet şifrelerini kırdı. Hepimiz bunun sayesinde bedava internet kullanıyoruz. Amerika bu çocuğun peşinde. Ne diyorsun? Aferin benim çocuğuma, aferin. Gördün mü Kerami? Bu yaşta altın bileziği geçirmiş koluna. Sen bu yaştayken beni görecektin Arife. Kamyon lastiği değiştiriyordum. Kamyonun altına kilikoyu kuruyordum, kamyon havaya kalkıyordu. Tamam, tamam. HDMI vermiş size. Ne var bu çocuğun bizde? Nece konuşuyor bu çocuk? Kablo soruyor, kablo. Tamam, tamam. Hallettim, gerek kalmadı. Sistem hazır. Kamerayı eve yerleştirip şu düğmeye bastığınız anda görüntü gelir. Maşallah benim çocuğuma. Ağzından bal damlıyor. Kendime benzettim bu çocuğu ya Arife. Hulusi, bundan sonrası sende. Çıkıyorsun Mehmet Ali'ye. O kamerayı evin güzel bir köşesini bulup yerleştiriyorsun. Bittim ben, bittim. Bu sivilceyle çıkamam Hürrem'in karşısına. Oğlum ne kadar abarttın ya. Hakikaten oğlum ya, alt tarafı bir sivilce ya. Ne olacak ben anlamadım ki bunu. Baba, seninle önemli bir şey konuşabilir miyim? Hayır konuşamaz. Gitme baba. Bugün herkes benimle ilgilensin. El birliğiyle bu sivilceyi yok etmemiz lazım. Hürrem'le buluşmama 3 saat kaldı. Tamam Oğulcan, hepsini halledeceğiz yavrum. Sakin aşkım. İş bölümü yapalım. Ben Yağmur'la konuşayım, sen Oğulcan'la ilgilen. Tamam, tamam hayatım. Hadi gel kızım. Gel bir gel. Gel oğlum bir bakayım şuna gel. Kızım kötü bir şey yok değil mi? Endişelendirme beni. Yok yok kötü bir şey yok baba. Ben bir karar verdim. Abla ben çıkayım istersen. Hayır senin bilmediğin bir şey konuşmayacağım. Damla biliyor mu? Evet. Annen? Evet. Ben de kendimi bir an için özel hissetmiştim. Oğulcan bilmiyor olsun bari. Maalesef o da biliyor. Yine herkesin bildiğini en son ben öğreniyorum. Aşk olsun. Vallahi alındım yani. Ben konuşamayacağınız bir baba mıyım ya? Baba sen de yaşlandıkça iyice alınganlaştın yani. Yani baba dün evlilik yıl dönümü organizasyonunuz vardı. Ben de o telaşta konuşamadım. Kızım ne oldu? Bir anlat bir hadi bir meraklandırma beni ya. Baba
ben klinikten ayrılmaya karar verdim. Nereden ayrılmaya karar? Ne yaptın? Nasıl bir ben yanlış mı anladım? Hayır babacığım, ben klinikten ayrılıyorum. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu? Ne var? Niye ya? Hulusi. Sizin ne işiniz var burada? Şeyhmuz abinin sabrı kalmadı. Giden anahtarı kendiniz alın dedi. Ya saçmalama minik, çok az kaldı. Gecenin en karanlık noktası şafağa en yakın olduğu andır. O senin için öyle Hulusi. Biz anahtarı aldıktan sonra sen de beyaz ışığa doğru gideceksin. Mekanın cennet olsun. Ya Hulusi, beni burada bekle. Bir saate kadar anahtarı getirmezsem gel kendin al. Bana bak Hulusi abi. Ya minicim, ya bir saat diyorum ya, bunca yılın aklına bak. 90 dakika bile demiyorum, bir saat ya, bir saat. Hulusi. Ne oluyor evladım? Şey amirim, arkadaşlar adres sordular da. Ne dedin sen? Zincirli Kuyu mezarlığı. Siz niye çıktınız amirim? Markete gidiyorum. Ha tamam. Hadi ben de yengemin işini halledeyim, bekletmeyeyim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Baba. Bak doğruyu söyle, üzülmedin değil mi? Yok kızım, üzülmedim. Hakkın da hayırlısı olsun. Sonuçta senin kararın, bize de senin kararlarına saygı duymak düşer. Sağ ol babacığım. Ay Yağmur, Allah aşkına git şu Oğulcan'la konuş. Şu küçücük sivilceyi abarttı. Benim laflarımı dinlemiyor bile, ne olur. Tamam anne, nerede? Banyoda. Ha, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hayırdır? Hulusi abi, hangi rüzgar attı seni buraya? Ya duydum ki evinize hırsız girmiş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olay yeri incelemeye geldim ben. Yok, ona polisler geldi. Gerek kalmadı, sağ olun. Aslı yenge, ben bu hırsızların ciğerini bilirim, ciğerini. Kesin bir delil bırakmışlardır. Şimdi bir ipucu yakalarım ben. Siz bana güvenin. Yıllarca bunlarla beraber yaşadım ben Mehmet Ali. Şu Oğulcan'ın odasına gidip bir bakayım. Hulusi abi, sen Oğulcan'ın odasına girdiğini nereden biliyorsun? Empati Mehmet Ali. Yani ben olsam ben de oradan başlardım. Dedim ya, ben bunların ciğerini bilirim, ciğerini. Siz işi bana bırakın. Mehmet Ali durdur şunu. Abicim nereye gidiyorsun ya? Hulusi abi. Aydan. Hı. Yağmur niye gelmiyor, sen biliyor musun? Ya neyse, boşver, bir şey yok. Ya ne oldu ya? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Gizemli şeyler. Çok merak ettim. Söyle hadi. Benden duymadın ama. Tabii. Söz mü? Söz. Ya söyle hadi, çatlatma. Hadi hadi. Yağmur artık burada çalışmak istemiyormuş. Hı? Ya. Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak bir klinik açmak istiyorlarmış. Aa. Ama buraya ilk geldiğinde çok mutluydu. Öyleydi ama artık ne olduysa bilmiyorum. Ne oldu ki acaba? Ay çok merak ettim. Vallahi bence görünürde bir şey yok. Ama şimdi bu arkadaşı Yağmur'u birlikte klinik açmaya ikna edebildiğine göre demek ki Yağmur'un çok güvendiği biri. Hatta belki onun için özel biri belki. Yoksa insan bu gül gibi iş yerini bırakıp niye gitsin? Ha, babasının kliniği burası. Niye başka yerde çalışacak? Tabii canım. Yani babasının yerini bıraktığına göre dediğin gibi olmalı. Hı-hı. Belki de erkek arkadaşıyla açacaklardır. Olamaz mı? Nasıl aklıma geldi? Olabilir tabii. Neden olmasın? Yani? Çok iyi düşündün. Gözden kaçan ayrıntılara bak. Abi Allah aşkına bırak şu büyüteciyi ya. Polisler yapması gereken her şeyi yaptı zaten. Ya ama batırdınız her yeri. Yenge, parmak izlerini bu özel tozla yakalayacağım. Anne, baba çabuk gelin. Ay bu çocuğun da derdi bitmiyor Aslı ya. Ergen çocuk Mehmet Ali, sen de alttan al biraz. Hulusi abi, ne batırdın ortalığı, üstün başı her şey battı abi. Sen de çık abi artık, hadi çık abi, hadi. Bulacağım.
olacağım. Afiyet olsun. Çilem, Yağmur Hanım geldi mi? Ben sabah görmedim de. Gelmedi Emre Bey. Zaten artık gelmeyecekmiş. Nasıl yani? Kim söyledi? Söyleyemem. Aramızda kalacağına söz verdim. Tamam, ben de söz veriyorum aramızda kalacağını. Söyle. Nasıl gelmiyormuş Yağmur Hanım? Yağmur Hanım klinikten ayrılıyormuş. Klinikten ayrılıyormuş. Nasıl yani? Bunu nasıl klinikten ayrılıyormuş? Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak yer açacakmış. Kliniği sevgilisiyle açacak diye düşünüyoruz biz. Siz kimsiniz? Söyleyemem canım. Ya öyle her şeyi söyleyemem. Emre Bey, ben aldığım sırlara, verdiğim sözlere sadık birisiyim. Bunu bilmiyor musunuz siz? Sevgilisi mi dedin sen de mi? Yani biz öyle düşünüyoruz. Yok canım yani. Sevgilisi değil de arkadaşı falandır o. Arkadaşıdır ya. Bilemem. Yani burada çalışmak için çok hevesli olan kız birdenbire niye burayı bırakıp gitmek istesin? Tabii ki daha sıcak bir çalışma ortamı için. Burada çalışmayı da benim için istemişti. Arife, Allah aşkına kalk şu bilgisayarın başından. İzleme insanların evlerini, ayıp. Yahu Kerami, izleyemiyorum zaten. Bir kamerayı yerleştiremedi hala. Hulusi, hala neden yerleştiremedin şu kamerayı? Uygun bir yer arıyorum yenge. Biraz sonra halledeceğim, merak etme. Çabuk tut şu elini. Tamam, tamam, tamam. Meşgul etme beni. Ay, görüntü geldi. Of! Ay Allah'ım! Oğlum, kaç defa söyledim patlatma diye niye laf dinlemiyorsun? Anneciğim, anlamak istemiyor musunuz? Hürrem'le buluşacağım diyorum. Bu yabancı cismi istemiyorum suratımda. Şuna bak ya, sahaya yabancı madde atılmış gibi. Baba, sen Hipokrat yemini etmedin mi? Sen doktor değil misin? Yok ya şu sivilcemi, ne olursun. Oğlum ben doktorum, sihirbaz değilim ki. Ben hemen nasıl yok edeyim senin sivilceni ya? Bir tane krem süreriz, o zamanla geçer, hemen geçmez. Hemen geçmesi lazım, hemen. Oğulcan! Sen gelme. Ay Yağmur, ne olur bir baksana kardeşine. Tamam. Ay. Gençlik işte. Vallahi ben elimden geleni yaptım ama pek bir şey bulamadım. Ay siz keşke zahmet etmeseydiniz. Benim için bir zevkti Aslı yenge. Ama ne yapalım, belli olsun. Ben artık gideyim. Peki abicim, sağ olasın. Görüşürüz.
Ay. Gel Ahmet, gel gel. Bak, oturuyor çocuklar, gel de gör. Kusura bakma Arife. Ben senin gibi oturup da insanların evini gözetleyemem. Ah canım yavrum benim, yakışıklı oğlum ya. Şu Aslı'nın haline bak. Yeni bir şey bulmuş, böyle dolamış kafaya. Bak Arife, senin bu yaptığın suç. Eğer emekli olmasaydım seni tutuklardım şimdi. Ya Allah aşkına kızdırma beni. Ev benim, çocuk benim. İstediğim gibi izlerim ben. Ya şimdiki anneler bebek odalarına koyuyorlar bir kamera. Bütün gün bebeklerini izliyorlar, suç olmuyor. Ben izleyince mi suç olacak? Mehmet Ali bebek değil, kocaman adam. Özel bir aile yaşantısı var bir defa. O hala benim bebeğim. Sen bunu hırsız için taktırdın güya değil mi? Onu sen benim külahıma anlat. Oturup insanları izlemek için taktırdın onu. Ha. Bak hale bak. Çocuğum orada bir köşede kuru kuru oturuyor. Ayol sen ne biçim kadınsın? Çocuğun önüne getir bir bardak çay bırak bari. Ay evladım ne hallere düştün? Aslı, kek falan yok mu ya? Canım tatlı çekti, şöyle çıkmadan çayın yanında yesem. Bir tanem vallahi çay istersen hemen yaparım da kek yok maalesef. Yapma ya. Vallahi baba diyetteyim. O yüzden annem canım çekmesin diye yapmıyor. Hı. E sen de yeme bence Mehmet Ali. Ondan sonra kilo aldım diyorsun. Olcan ne yapıyor? Ay anne sivilcesiyle uğraşıyor odada. E kızım niye bırakıyorsun kardeşini? Biz de sana güvendik. Abla bir gel gel. Yemin ediyorum delireceğim. Laf da dinlemiyor ki. Geldim. Ben doktorum, zamanla geçer diyorum, beni de dinlemiyor. Hayatım, bir kek yap da yiyelim be. Ha? Hı? Yağmur'a söylemeyiz. Canım çok kek istiyor ya. Hayır, hayır. Yapmış. Kek, 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 kek. Gel de gör Kerami. Gör. Oğlunun ne halde olduğunu gör. Görmek istemiyorum Arife. Boşuna ısrar etme. Duy Kerami o zaman. Duy. Oğlumuz açlıktan kırılıyor. Şuraya bak. Bir kek vereni yok o evde. Canım evladım benim. Anne seni hiç keksiz bırakır mı? Kek olmayan ev mi olur Kerami ya? Kek, su gibi, ekmek gibi yani bir şey bizim için. En temel ihtiyaç maddesi gıda. Aa, her zaman bulundurmak lazım evde. Dur sen. Ne yapıyorsun? Karışma. Efendim anneciğim? Evladım kek yapmıştım da. İster misin? Oo, anne benim de canım nasıl kek istedi var ya. Bak içime doğmuş işte. Anneler hisseder evladım. Öyle vallahi anne. Hay ben şimdi getireyim diyeceğim ama 14 kural var biliyorsun. Şimdi sizin eve girmem yasak. Ne yapayım şimdi ben? Geleyim bari kapıdan bırakıp döneyim evladım. Anne öyle şey olur mu kapıdan bırakayım? Olur mu öyle şey ya? Sen gel yüzünü de görmüş oluruz. Canım yavrum hemen geliyorum o zaman. Gidiyorum ben yukarıya. Çekil. Aslı, annem kek yapmış, onu getiriyor. Güzel bahane. Ya canım zaten kek çekmişti. Ne var bunda işte? Ne yani? Getiriyor işte annem. Kek, 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 kek. Aydan, sana bir şey soracağım. Bana doğruyu söyleyeceksin. Sor, söyleyeyim. Yağmur biriyle ortak bir yer açacakmış. Sakın inkar etme Çilem, her şeyi anlattı. Ah Çilem, ah! Bak ağzında da hiç bakla ıslanmıyor bu kızın. Ya şimdi baklayı Çilem'i falan boş ver. Var mı böyle bir şey yok mu? Sen onu söyle bana. Yani... şey... Tamam. Tamam. Aydan anladım. Kimi açacakmış? Ne demek bilmiyorum ya, ne demek? Ya sen Yağmur'la konuşmuyor musun, sormuyor musun, söylemiyor mu sana? Konuşuyorum, sordum. Mesaj attım ama söylemiyor. Nasıl ya? Nasıl? Söylemiyor. Hayır yani biriyle... biriyle ortak yer açacaksan niye kimle açacağını söylemeyesin ki? E
aramızda kalsın ama. Yani ben de tam aynı şeyi düşünüyorum. Demek ki şu anda henüz bize açıklamaya hazır olmadığı biriyle açacak. Yani yoksa niye söylemesin? Niye söylemesin? Sır mı canım? Ne var ki? Söylerdi yani bence. Demek ki hazır değil. Anneciğim, anneciğim Allah aşkına gel ya. Gireyim evladım. Gel anne. Yani ben aslında dedim ki yani şuradan keki bırakıp hemen aşağı ineyim evladım. Hayır, burası sizin özel alanınız. Ben sizin özel hayatınıza girmek istemem çocuğum. Sonra 14 madde kuralı var biliyorsun. Yani yarın bir gün sağda solda kayınvalidem 14 madde kuralını ihlal etti dedirtmem. Dedirtir miyim? Mümkün değil. Anneciğim, yani şu 14 kurala gösterdiğiniz titizlik gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Aslıcığım, yani annem şu maddelerin yüzünden eve adımını atamıyor. Bırak çocuğum, bırak evladım. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil çocuğum, bırak. Yani benim tek amacım burada sizin boğazınızdan lezzetli bir şeyler geçsin. Tek derdim bu. Yalancı Arife. Sonra Mehmet Ali kime çekti? Neymiş? Tek derdin boğazımızdan lezzetli bir şeyler gelsin. Eline sağlık. Hadi afiyet olsun çocuk. Sağ ol anne. Sağ ol anneciğim. Hadi çocuğum. Gelseydin. Yok, gideyim aşağıya ben, gideyim. Peki, eline sağlık anneciğim. Baba. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Aç bakayım. Tek 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 tek. Çay, çay. Dur Kerem. Ay. Evet. Bakalım. Bakalım keki beğenecekler mi? Sen şimdi çocukları boş ver de bana bir tabak kek ver. Bakalım ben beğenecek mi? Sana kalmadı. Hepsini çocuklara götürdüm. Ha, işte. Gördün mü? Aslı Hanım yemiyor. İnat. Ben yaptım ya, yemeyecek. Açıyorum. Vallahi anahtar kasayı açmazsa biz senin tabutun kapağını açacağız Hulusi. Ya öyle söyleme minik, 20 yıllık anahtar bu, açacak. Sabret. Dönmüyor. Dönecek minikciğim, anahtar bu. Dönecek, sabır. Vallahi açıldı. Bizde yalan olmaz minik. Biz müşteriye verdiğimiz sözü tutarız. Vay anasını. Eğer elmaslar çıkmasaydı sen kömür olacaktın Hulusi. Seni pürmüzle yakacaktı Şeyh Musa abi. Alsın o pürmüzü de. Mangal yaksın, ete doysun Şeyh Musa abi. Minikciğim, artık bana müsaade, bir vedalaşalım ya. Neler yaşadık seninle. Şeyh Musa abime de selam söyle. Aleyküm selam. Hadi. Çok özleyeceğim seni. Kaçmaya halim kalmadı valla. Bu büyük derdi. Bir yanda annem, bir yanda yârim. Yazdım reçeteyi kendime verdim. Bir bana kaldı hale. Bir aile babası olmak zor. Bir yârim var zaten ama sonra sonra Bağdat bulundum. Ne oldu? Şeyh Musa abi bunu yolladı. Mini elmasları kontrol etsin dedi. Lan. Ne oldu abi? Bu sahte. Bunların hepsi sahte.
Koşun yakalayın. Fazla uzaklaşmış olamaz. Mehmet Ali, sen bunu nasıl yiyorsun Allah aşkına ya? Sadece şeker bu, çok kötü. Ya çok güzel, çok güzel. Oğulcan'a maske yaptın, bakalım bekliyoruz. Hah, çok iyi yaptın. Anne, aşk olsun, kek mi yaptın sen? Kızım babaanne yapmış, getirmiş. Muhteşem. Ya bırak şu diyeti miyeti. Kaçırma bu lezzeti, vallahi çok güzel ya. Hiç yeme canım, çok şekerli. Yani o kadar emek verdin, diyetine boşa gitmesin emeklerin. Sen ne anlarsın be kekten, ha? Ne anlarsın? Bak, duyuyor musun Kerami? Torunumu, oğlumu nasıl işliyor ince ince bana karşı? Nasıl dolduruyor? Bak, bak, ha. Şekerliymiş bak. Kusura bakma Arife. Kekin tadına bakamadığım için bir yorum yapamayacağım şimdi. Ben şimdi ona yapacağımı biliyorum. Çek ayağını. Ne oluyor minik? Elmaslar sahte Hulusi. Sahte mi? Dalga geçme benimle, minik de sahtesi. Sen bizimle dalga geçme Hulusi. Elmasların hepsi sahte. Ne yani? Şimdi ben 20 yıl sahte elmaslar yüzünden mi içeride yatmışım? Bir hiç uğruna mı gitmiş? Bize ne lan senin 20 yılından? Gerçek elmaslar nerede? Benim 20 yılım nerede minik? Onu sen istedin Hulusi abi. Pardon, rahmetli Hulusi abi. Allah rahmet eylesin. Sen babasın, kahramansın, durma çalış dört yanda. Koştur koştur gidiyor dünya. Hayatın sonlar, ertelersen hayalleri görürsün sen rüyanda. Baksana. Geldim. Babaanne. Merak etme kızım, fazla kalmayacağım. Anneciğim, ne yapıyorsun? Yiyorduk ya. Evladım, sonradan aklıma geldi. Bugün misafirlerim gelecek, hazırlıksız yakalanmışım. Onun için bunları götürmem lazım. Artık kusura bakmayacaksınız. Yok, kusura bakmayız anneciğim. Bir tek Mehmet Ali yiyordu zaten. Bildim zaten. Burada kalsaydı bu keklerim mundar olacaktı. Aşağıya götüreyim benim misafirlerim. Bayıla, bayıla yerler. Hadi görüşürüz. Rıfkı. Efendim? Ay, ben arkadaşlarımla, ailemle, eşimle, dostumla, herkesle konuştum. Anlattım durumu. İnanılmaz mutlu oldular. Hadi ya. Sen konuştun mu ailemle? Yok, yani henüz konuşamadım ya. Bir koşuşturmaca vardı bizim ailede, o yüzden yani. Ama bir an önce konuş Rıfkı, ailelerimizi tanıştıralım. Tabii canım, bugün konuşurum ben. Ay, annen inanılmaz mutlu olacak bence. Evet, bence de. Anne, yeni yardımcı kadın bugün mü geliyordu? Aynen öyle, birazdan burada olur. Ay Gözde ne övdü ne övdü, harika bir insanmış. Ya anneme gelen bu yardımcı kadın da gayet iyiydi. Biz niye eve yabancı birini sokuyoruz anlamıyorum yani. Şöyle hayatım, sana bir kere daha 14 maddelik kurallar listesini hatırlatmak isterim. Annenin yardımcısı bu eve gelmeyecek. Yani bizim evden annene bilgi akışı olsun istemiyorum. Bilgi akışı öyle olmaz. Bak. Böyle olur aslanımcığım. Ben sokar mıyım acaba o eve yeni temizlikçiyi? Vallahi akıllanmazsın sen Arife. Ayrıca aslanım haklı. Şekeri fazla olmuş bu kekin. Ne? Yeme o zaman sen de. Şaka söyledim ya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Ne yapıyorsun sen? Şuradan bir bakacağım.
Aslı Hanım'ın yeni temizlikçisine bir hoş geldin karşılaması yapmak yakışmaz mı bize? Arife yani. Heh, geldi galiba. Herhalde. Merhaba evladım. Merhaba. Kime geldin sen? Ben Aslı Hanım'lara gidecektim. Ha, evet. Bugün ona yeni bir temizlikçi gelecekti. Haberim var. Siz nereden biliyorsunuz? Kızım, yaklaş şöyle bakayım. Son gelen temizlikçi kadın, ay bir ağlayarak şu merdivenlerden kadın fırladı, kaçtı gitti. İnim bu apartmanı inletti. Oradan haberim var. Ağlayarak mı gitti? Ya. Neden? Aslı Hanım zor kadındır. Yani yanına gelenleri öyle bir çalıştırır ki... Kızım, insan insana yapmaz o kötülüğü yani, o derece. Demeyin. Dedim. Bak, evdeki camlar var ya, o camları 4 kere sildiriyormuş. Halılar 5 kere yıkatıyormuş o halıları. Gardıropları da hepsi ne var ne yok indiriyormuş aşağıya. 7-8 kere sildiriyormuş baştan aşağıya. Ya. Yani biraz temizlik hastası o kadın. Ben bunu biliyorum. Sen nereden bileceksin evladım? Nasıl bileceksin yani? Bana hiç öyle demediler. Siz yakını mı alıyorsunuz? Ben yıllardır onun, uzun senelerdir komşusu oluyorum. Onu benden iyi kimse bilemez. Evet. Ay. Evladım, sen eğer uzun çalışmayı falan düşünüyorsan unut. Hiç kimseyle yapamaz. Bütün kadınları kaçırttı yanından. Onun ipiyle kuyuya inilmez evladım. İnanmıyorum. İnan. İnan güzel kızım. Bak sen temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. Yazık sana. Yazık, emeklerin boşa gider sonra. Git. Git kurtar kendini evladım. Hiç bakma yukarıda kalmasın aklın. Hadi çocuğum. Hadi evladım. Git. Hah. Aslı Hanım, ben rahatsızlandım, gelemeyeceğim. Yeni yardımcı kadın iptal etti, tüh. Artık ne yapalım, kısmet değilmiş. Bir tanem annemin yardımcısını çağır ya. Ay, annenin yardımcısını çağıracağıma evimi misler gibi temizlerim daha iyi. Vallahi sen bilirsin. Hadi ben de hazırlanayım, çıkayım artık. Senin benimle uğraşmak için 40 fırın ekmek yemen lazım Aslı Hanım. Ya siz giderken biz dönüyorduk o yolları. Vallahi senden korkulur Arife. O temizlikçi kıza neler söyledin öyle ya? Resmen kaçırdın kızcağızı. O Aslı Hanım her şeyi diyecekti ama kekime şekerli demeyecekti Kerem. Kekime şekerli derse benim de intikamım acı olur. Kusuruma bakmasın. Geç kalmazsın herhalde. Vallahi yok. Hadi. Ay dur, oğlum çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ben yiyorum onları ya. Ha, o sana yeter. Ay canım çocuğum, annesinin kekini bir gönül rahatlığıyla yiyemedi yani. İşe mi gidiyorsun? Evet annem. Al şunu yanına. Giderken yersin yol. Anneciğim sen onları misafirlerine vermeyecek miydin? Senden önemli hiç kimse yok. Sen ye, gerisini boş ver çocuğum. Kıymetini bilere. Hadi yiye yiye gidersin. Sağ ol annem. Canım. Hadi yavrum. Sağ ol. Hadi rast gitsin. Mehmet Ali hocam. Mehmet Ali hocam. Sediye geçin, sediye geçin. Ölüyorum Mehmet Ali. Çıra nerede? Mehmet Ali hocam nerede? Siz merak etmeyin, biz buradayız. Allah'ım, bilseydim
daha önce gelirdim cennetine. Alalım. Temizlik yapıyordum ben de. Oh, hoş geldin. Hoş geldim, hoş geldim. Hem de nasıl geldim bir bilsen. Nasıl geldin abi? Hayırdır, ne oldu? Hayır, hayır. Aslı, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kerami, koş, koş, koş. Koş. Bana bak, Rıfkı şimdi önemli bir şey söyleyecekmiş. Hayır, neden önce bize gelmiyor da Aslı'ya gidiyor? Oğlan seninle konuşmak istemiyor. Yüzleş artık sen de bu gerçekle ya. Sus be, kaçıracağım şimdi senin yüzünden. Ha, anlat evladım. Annen hattın diğer ucunda seni dinliyor. Anlat sen çocuğum. Ay çok merak ettim. Ne söyleyeceksin? Ben de. Ben dün evlenme teklif ettim. Aa! Aa! Kime? Kime? Ayfer'e. Görüntü gitti, ses de gitti. Kime evlenme teklif etmiş, sen duyabildin mi? Yok, duyamadım. Oh be! Ay, ay. Kabul etti mi? Etti, etti. Uf, nasıl mutlu oldum bir bilsem var ya. Ay, ben de çok mutlu oldum be Rıfkı abi. Sağ ol Aslı. Ben mutlu olamadım. Ya niye mutlu olmuyorsun? Sen bu haberi beklemiyor musun? Oğlun evleniyor Arife. Şimdi senin zil takıp şıkır şıkır oynaman gerekiyor ya. Ben evlenmesini değil Kerami. Benim istediğim kızla evlenmesini istiyorum. Ay sen de bunca sene bir anlayamadın beni, gitti be adam. Sen. Geçmiş olsun, daha iyi gördüm sizi. Sizi görüp nasıl kötü olabilirim? Anlamadım. Yani yeniden görebilmek ne kadar güzel bir şey. Biraz önce gözüm kararmıştı da. Emre Hoca'yı tekrar çağırayım mı? İster yok, misiniz? Yok, yok, yok. İyi, iyi. Böyle iyi. Yalnız siz öyle bir içeri girince ben kayıt için isim falan alamadım. Söyleyebilecek durumda mısınız? Siz ne sorarsanız sorun, söylerim tabii. Ağzımla söyleyemesem pandomim yaparım. Adınız? Asıl sizin adınız. Benim adım mı? Benim adım değil, sizin adınız lazım. Ay, yoksa hatırlamayacak durumda mısınız? Çok mu vurdular kafanıza? Kim? Kim benim kafama vurabilir ya? Sen bir de onları gör. 25 kişi üzerime geldiler, hepsi pet. Bundan sonra pipetle beslenirler artık. Belli belli. Neyse, adınız ne amca? Amca mı? Amca ne ya? Aydancığım, selam, ne var ne yok? Hocam iyi. Az önce yaralı biri geldi, sizi sordu. Şimdi iyi de işte şey yaptık, acil odasını aldık bakalım. Allah Allah. Hı. Ya amca niye söylemiyorsun adını? Çok mu canın yanıyor? Sen amca dedikçe canım acıyor. Hulusi abi. Mehmet Ali. Adınız Hulusi. Soyadınız ne? Çilemciğim, hadi sonra halledersin. Beni yalnız bırak hastayla, hadi. Tamam hocam. Abi ne oldu sana böyle ya? İş kazası diyelim Mehmet Ali. Abi nasıl iş kazası? At tepmiş gibisin ya. Veli Efendi hipodromdan at mı çalmaya çalıştın? Aşk olsun Mehmet Ali. At hırsızına mı benziyorum? Hem ben bıraktım o işleri. Abicim, ne oldu bir anlat bakayım bana. Şimdi merdivenlerden düştüm Mehmet Ali. Hulusi abi, bak benim bu tip durumlarda polise bilgi vermem lazım. Rapor yazmam gerekiyor. Polis yok mu Mehmet Ali? Polis yok. Ben sana güvenip de buraya geldim. Düştüğüm yerin hemen iki sokak ilerisinde devlet hastanesi vardı. Oraya giderdim ben. Abicim, o zaman bak bir şey olmuş. Söyle bakayım ne oldu, anlat. Ya vallahi merdivenlerden düştüm Mehmet Ali. Şimdi polis gelse sicilim temiz değil diye inanmaz. Bu acıyla anlat dur. Arkadaşlar, bittim ben, bittim. O ne olacaksın? Yüzüne ne sürdün? Ha, ablam maske yaptı. Sen yakına makyaj da yapmaya başlarsın. Kes dalgayı be oğlum. Bittim ben, bittim. Biz bitti demeden bitmez de ne oldu ki? Suratımda yanardağ çıktı. Oo sivilce. Okula gel de patlatalım değil mi? Ben bu haldeyken hayatta okula gelmem. Hürrem'le randevum var, şu suratımın haline bakın. Ne yapacağım ben ya? Hürrem seni sevecekse böyle sevsin, ne olacaksın? Ben bu haldeyken evlat olsam sevilmem, evlat olsam sevilmem. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım?
Ben bu haldeyken buluşamam kızla. Evlenince nerede oturacaksınız? Nerede oturacaklar? Tabii ki en üst katta oturacaklar. Vallahi annemden mümkün olduğu kadar uzak bir yerde. Asla. Annem mutlaka sizin üst katta oturmanızı isteyecek. Sağ ol Aslı'cığım. Ben almayayım. Ben hatayı yapmam yani. Bence de biz ettik. Siz etmeyin Rıfkı abi. Aynen. Aa! Ay delirtecek bu gelin beni Kerami. Neler diyor bak. Bak duyuyorsun değil mi? Rıfkı'yı dolduruyor bana karşı bu kadın. Bilmemek mutluluktur Arife. Kendin kaşındın. Bütün gün burada oturup milletin özel hayatını dikizlersen böyle olur işte. Allah'ın sopası yok. Benim var ama. Ben de Arife'ysem bunun intikamını alırım. Senden de alırım Aslı, senden de alırım Rıfkı. Puh! Yazıklar olsun sana Rıfkı. Seni kaç ay emzirdim ben, kaç ay. Böyle mi olacaktı oğlum? Sen el alemin kızıyla benim dedikodumu yap diye mi emzirdim ben seni? 5 yaşına kadar. Sen hayırdır Aslı, temizliğe girişmişsin. Giriştim vallahi Rıfkı abi, temizlikçi iptal etti. Ben yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de mi bir işin ucundan tutsan acaba? Bak hayat müşterek, alışman lazım bunlara. Ne demek Aslan, ne istersen. Tamam, benim için şu kovayı bir tazeler misin be abim? Merak etme, o iş bende, geliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ay Rıfkı'yı da Mehmet Ali'ye benzetti. Ev erkeği yaptı oğullarımı. Ya ne var bunda? Sen de bunu istemiyor musun? Oğulların karılarına yardımcı oluyor işte. Kerami sen de bana yardımcı olmak ister misin kocacığım? Hay hay karıcığım. Kes şu çeneni. Ya akşam bir işiniz yoksa size gelirim diyoruz. Kutlama yaparız. Gelin tabii ya. Başımızın üstünde yeriniz var. İyi. Hadi o zaman. Ben kaçtım. Akşam görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Haydi. Ay güzel haberler. Hadi bay bay. Akşam öğreneceğiz gelinin kim olduğunu. Nasıl gireceksin eve? Unuttun herhalde 14 kuralı. Ben biliyorum nasıl gireceğimi. Abla, hani maske işe yarardı? Kandırdın beni. Ablacığım, kesin sonuç alırız demedim, deneyelim dedim. Denek faresi miyim ya ben? Anne, şu yüzümün haline bak ya. Canım benim, bir şey yok. Normal yani bu yaşta sivilce çıkması. Ne olacak? Bir iki güne geçer. Ne demek ne olacak ya? Yüzüm kratere döndü. Birazdan uzay aracı yüzüme iniş gerçekleştirecek. Sakın dokunma. Dokunursan daha çok büyür. Daha ne kadar büyüyebilir ki? Biraz daha büyürse uzaydan görülecek zaten. Hatta nüfus müdürlüğüne gidip kimlik çıkarttırmak zorunda kalacağız. Ay hocam ne büyüttün ablacığım ya. Bir ilaç süreriz geçer. Hemen geçmesi lazım hemen. Hürrem'le buluşmama 2 saat kaldı. Yok. Yok ben bu halde Hürrem'in yanına gidemem. Arayıp hastalandım ben gelemiyorum diyeceğim. Sakın öyle bir şey yapma. Ben kızın yerinde olsaydım bir daha seninle asla buluşmazdım. Ay bence de. Yani Hürrem bence böyle küçük bir sivilceyi sorun etmez, boş ver. Anneciğim o etmez ama ben ederim. Hürrem ben bu haldeyken yanıma gelmez. İyi der, tiksinir. Tamam, şöyle yapalım. Babana başvur oğlum. Doktor senin baba. Olmaz. Babam bu sivilce konusunu hiç ciddiye almıyor. Geçer zamanla diyor. Yani normal diyor. E doğru diyor. Tamam, ben de normal şartlarda öyle yaparım ama şartlar normal değil. Tamam, Oğulcan'cığım tamam. Şöyle yapalım. Bak benim bir kremim var. Onu sürelim bakalım. Belki küçültür birazcık. Tamam. Ha. Deneyelim o zaman. Onu deneyelim. Tamam. Krem öyle hemencik geçirmez. Ah Aslı, ah. Nasıl da kandırıyorsun torunumu. Peki siz ne öneriyorsunuz Arife Hanım? Sarımsak. Sarımsak sürmesi lazım. Sarımsak sürse 1 saatte o sivilce oradan kaybolur gider. Peki o zaman kızın yanında buram buram sarımsak kokmaz mı çocuk? Ya onun da çözümü var. Basit parfüm sıkar üstüne, sarımsağın kokusunu bastırır. Ah benim zavallı torunum. Ah vah vah vah. Ay peeling mi yapsak acaba? Ne yapacakmış Kerami? Peeling. Aa ne dedin? Çocuğun suratına kalem pil mi sürecek? Elektrik verecek yani çocuğa. Ayol sarımsak dururken pil nereden çıktı Aslı? Olmaz öyle şey. Sarımsak sürmen lazım.
Tövbe yarabbim. Anne gerçekten peeling çok iyi bir fikir. E hadi yapalım o zaman. Ay ya da tekrar maske mi yapsak? Yine mi maske ya? Batman miyim ben? Yok yok ya, maskeyi denedik işte. Bence peeling çok iyi fikir de peelingde de şöyle bir şey var, hemen sonuç vermez. Biraz beklemek lazım. O zaman biz ilk plana dönelim anne. Hani senin şu krem vardı ya, onu sürelim. Zaman geçiyor, bakın bana yardım edin. E limonlu tarçınlı bir tarif varmış anne, onu hazırlayalım. Ya ne limonu ne tarçını Damla. Bana kek muamelesi yapmayın Allah aşkına ya. Yok abi, ben yardım etmeye çalışıyorum. Ah, Hürrem'den mi mesaj? Yok, babaannemden. Sarımsak emojisi göndermiş. Sarımsak emojisi mi? Evet, yani ne demek istiyor babaannem burada bize? Ne yaptın sen Arife? İzlediğini anlatılar. E sen de izliyorsun. Canım benim gözüm kaymış öyle, ben ne izleyeceğim ya? Anladılar mı sence? Gayet tabii. Sohbete dahil oldum baksana. Yok yok. Anlamamışlardır. Ay Naciye'nin bana gönderdiği sarımsağın faydaları diye bir mesaj vardı ya. Ben onu göndereyim. Anlayamazlar. Aa, babaannem bana da mesaj atmış. Bana da. Bana da. E bana da geldi şimdi. Sarımsağın faydaları. Ya bize ne babaanne, sırası mı şimdi? Sırası evladım, sırası çocuğum. Okusana mesajımı şöyle güzelce, hadi bakayım. Niye okumazsa Arife? Okuyacak Kerem, okuyacak. Okumazsa gerekirse ben çıkar okurum. Aa, sarımsağın yararlarından biri de sivilcelere iyi gelmesiymiş. Ya evet, okudum. Kesip üstüne sürün diyor, hızlı ve kesin çözünmüş. Elveda sivilceler yazmış bir de. Aslan babaanne, Hızır gibi yetiştiğim adıma. Hadi, hadi hemen sürelim, sürelim. Ah, duydun mu? Ne demek canım torunum benim, ne demek? Bir de taşınacaklardı Kerami, ah ah. Taşınsalardı bu çocuklar dımdızlak ortalıkta kala kalırdı yani. Ah canım benim canım. Her zaman babaannen senin yanında evladım, her zaman. Ben de senin yanındayım oğulcan, ben de. Sen her lafın içinden bir çıkma istersen Kerami. Ne var bunda ya? E hadi sürelim o zaman değil mi? Hadi anne hadi sürelim. Kastamonu sarımsağı olursa daha iyi olur diyor. Anne! Bizim sarımsak nereli? Ne bileyim oğlum, işte marketten aldım. Olmaz öyle. Sarımsağın Kastamonulu olması lazım. Yerli diyordu, yerli sarımsaktı. Heh buldum. Buldum. Ay Oğulcan, öyle olur mu? Kabuğunu sorsaydın. Hatta biraz ez, daha etkili olsun. Ya... Biz bu sarımsağı biraz daha mı araştırsak? Ben pek güvenemedim. Saçma geldi biraz. Ben bakıyorum şimdi internetten. Yine ne yazıyorsun öyle Arife? Senin yüzünden yakalanacağız şimdi. Ay bırakayım da çocuğun suratına kalem pil mi sürsün Kerami bu kadına? Sarımsak her derde devadır. Devadır çocuklar. Özellikle sivilcelere çok iyi gelir. Nokta. Hepinizin aklında bulunsun diye bu mesajı size de attım. Babaannem mesaj göndermiş. Ne diyor? Sarımsak her derde devadır çocuklar. Özellikle sivilcelere çok iyi gelir gibi şeyler yazmış. Özellikle sivilcelere çok iyi gelir mi demiş? Evet anne. Yani şimdi ben bunu ezeyim mi yoksa direkt giyeyim mi? Bir şeyler söyleyin. Aslı, kek falan yok mu ya? Canım tatlı çekti şöyle çıkmadan çayın yanında yesem. Efendim anneciğim? Evladım kek yapmıştım da. İster misin? Oo, anne benim de canım nasıl kek istedi var ya. Anneciğim, anneciğim Allah aşkına gel ya. Geleyim evladım. Gel anne. Yani ben aslında dedim ki yani şuradan keki bırakıp hemen aşağı ineyim evladım. Anne, şu yüzümün haline bak ya. Ah, Hürrem'den mi mesaj? Yok, babaannemden. Sarımsak emojisi göndermiş. Aa,
Babaannem bana da mesaj atmış. Bana da. Bana da. Ya bana da geldi şimdi. Elveda Sivilceler yazmış bir de. Aslan babaannem. Sürüyorum. Sür oğulcan. Sür çocuğum. Sür sür. Sür evladım. Dur oğlum dur. Dur sürme. Görüyor musun? Sürme diyor. Bak, bak. Görmüyorum, benim işim var burada. Koca karı ilaçlarına kalmadık biz çok şükür. Git benim yatak odama, aç çekmeceyi. Orada bir krem var, sür. Bak hemen geçiriyor. Emin misin? Çok eminim. Sen git, sür o kremi. Bak bir saate hiçbir şeyin kalmayacak. Olcan, senin bütün sorunlarını annen çözer annen. Annene güveneceksin. Sadece annene güveneceksin. Bütün sorunlarını ben çözeceğim senin. Git. Annem benim. Bekle beni Hürrem, ben geliyorum. Aa! Anne! Yanıyorum! Aa, yanıyorum! Yandım! Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum! Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyoruz. Anne! Oğlum, sakin ol! Oğlan yanıyor Kerami. Ah, Kerami yandı çocuk! Görüyorum Arife, görüyorum. Sarımsak sürecektin. Ah gelin, ah krem dedi çocuğun haline bak. Yaktı çocuğu, yaktı. Ya anne, senin dediğin kremi yüzüme sürdüm. Biraz bekledim, yanmaya başladım. Oh. Ay dur, dokunma oğulcan. Acaba yan etki falan mı yaptı? Yok kızım, yan etkisi yok ki o kremin. Ay oğulcan, sen ne sürdün suratına? Ya senin dediğin kremi sürdüm işte. E oğlum, tüy dökücü krem bu. Sen ne yaptın? Ne yaptım anne ben, ne yaptım? Ölecek miyim ha? Abla ölecek miyim? Doğru söyleyeyim bana. Ne kadar ömrüm kaldı benim? Ölecek miyim? Ne olur doğru söyleyeyim bana. Dur. Ay çocuk suratına tüy dökücü krem sürmüş Kerami. Görüyor musun? Ama artık böyle annelik olmaz yani. Olmaz olsun böyle anne. Yahu bu çocuğun daha bıyıkları yeni terliyor. Niye tüy dökücü krem sürer ki bu suratına? İki tüy vardı, o da gitti. Tüy dökücü krem ne ya? Sakallarım çıkmayacak şimdi. Tamam, babana gideceğiz oğlum şimdi. Olmaz, gidemeyiz. Yahu babana gidiyoruz, hadi. Olmaz, sen gelme. Ben çocuk muyum? Anneciğim, olay bilmesin, ben götürürüm. Olur mu öyle şey canım? Ben de geliyorum. Sen niye geliyorsun ya? Çocuk muyum ben? Anne, utanıyor işte çocuk. Bırak gidelim işte. Tamam, haklısın yavrum. Tamam, hadi. Abla, ben de geleyim mi? Yok ablacığım, sen kal. Oğulcan, hadi. Abla, joker mi olacağım ben ya? Of. Ablacığım, joker falan olmayacaksın. Oğulcan, hadi al. Hadi, hadi. Aslıcığım, temizlikçi apartmandan bir kadınla görüşmüş. Kadın seni kötüleyince kaçmış temizlikçi de. Tamam Gözdeciğim, ben anladım. Teşekkürler, kusura bakma sen de. Anne. Şşş. Ne oldu? Sessiz konuş biraz. Anneciğim bak, delirdiğimi düşünmeni istemiyorum ama dinleniyoruz bence. Ay, kimse niye dinlesin? Kim dinleyebilir, bir düşün bakayım. Babaannem mi? Yok artık. Yahu bunlar ne konuşuyorlar acaba? Hiçbir şey duyamıyorum artık ben. Sen artık iyice yaşlandın Arife Hanım. Kulakların da ağır işitiyor. Yok artık, inşallah aklıma gelen başıma gelmemiştir. Yani artık kendini bu kadar da aşmış olamaz bence. Ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum anneciğim, temizlik. Ah be abicim, niye böyle bir şey yaptın kendine ya? Aşık olduğum kızla buluşacaktım Emre abi. Vay be.
İnsan aşık olduğu kızla görüşmek için ne fedakarlıklar yapıyor ya. Bilmez miyim? Zamanında ben de ne fedakarlıklar yaptım da işte. Ne fedakarlıklar yaptın Emre abi? Akıl versene bana. Ha? Tam adamından akıl istiyorsun Oğulcan. Herhalde ilişkinin kısa sürmesini istiyorsun. Ha ablacığım? Öncelikle Oğulcan'cığım, şunu bil. Sen ne kadar fedakarlık yaparsan yap, görmek istemeyen görmez. Yani sen ne anlatırsan anlat, karşı tarafın anladığı kadarsındır. Kendini nasıl anlattığınla alakalı Oğulcan. Sen dürüst olursan karşı tarafta sana inanır. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapma Oğulcan. Sen zaten ne yaparsan yap yüzüstü bırakılacaksın. Terk edileceksin. Terk mi edilirim? Nasıl ya? Daha buluşmadım ki. İlişkisi için bir şey yapan insan terk edilmez Oğulcan. Aşkına sahip çık, onun için emek ver. Evet Oğulcan, aşkına sahip çık. Onun için emek ver, o da seni yüzüstü bıraksın. Yüzüstü mü bıraksın? Ne yapacağım ben şimdi? Anne, inanamıyorum sana ya. Damlacığım, babaannenin artık bizim eve gelmiyor olması ne kadar iyi oldu değil mi? Ha? Oh, bir kafamızı dinledik. Ha? Bir dinledik kafamızı. Ha, kafamızı dinledik. Duydum. Ben biliyorum malımı. Nasılsınız? Daha benim nasıl olduğumu mu merak ettin? Aydan hemşire yolladı da beni. O tahlil sonuçlarıyla ilgileniyor. Git bir bak dedi. İyi misiniz? Yeniden doğmuş gibi. Var mı istediğiniz bir şey? Bir serumunuzu alırım. Ne? Ya bir serum taksanız diyorum. Hani biraz daha uzansam, güç toplasam. Tamam, ben bir soruyorum o zaman abi. Durun, durun, gitmeyin. Burada kalın, burada kalın. Hem birbirimizi, yani hastayı daha yakından tanımış olursunuz. Ay, yazık. Uf, yalnızlık mı çekiyorsun sen amca? Kimin kimsen, torunun torban yok muydu senin amcacığım? Çilem, bir bakar mısın? Benim şimdi gitmem lazım. Emre Hoca'yı yollarım yanınıza, o ilgilenir sizinle, tamam mı? Amca ne ya? Amca ne ya? Emre abi yapma, etme. Daha yeni buluşacağız kızla. Ya ne fark eder Oğulcan? Eninde sonunda terk edileceksin. Oğulcan, ne oldu oğlum? Ay yok bir şey baba. Yanlış kremi sürmüş suratına. Böyle kıpkırmızı oldu işte. Evladım, ben sana sabah anlatmadım mı ya? Normal bir sivilce. Geçecek o. Bir şey yapmana gerek yok. Neden sen böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Neden doktorun tavsiyelerini dikkate almıyorsun? Hürrem'le buluşacağım baba. İlk aşk heyecanı hocam. Kullanma kelimeyi. Anlamadım. Yok, bir şey yok. Yalnız babacığım, kız ne kadar şanslı. Bu zamanda ilişkisine Oğulcan gibi değer veren bir erkek. Çok kıskandım. Emre abisi, sen bu Oğulcan'a biraz tüyo ver. Anlarsın sen bu işlerden. Yok baba, yok. Biraz önce ben de istedim, vermiyor. Hocam ben... Ben nereden anlayayım bu işlerden? Kim çıkarıyor hocam bunları? Anlarsın, anlarsın sen. Sen az kızın canını yakmamışsındır ha. Çapkın seni. Pislik! Ne? Kızım ne yaptın ya? Şurada takılıyoruz öyle. Siz takılın. Siz takılın. Çok güzel takılın. Ne mutlu size. Takılın güzel güzel. Ben gidip biraz yüzümü yıkayayım, biraz şey yapayım. Damla, biliyor musun? Rıfkı amcan da evleniyor. Aa! Tabii tabii. Hatta bu akşam müstakbel yengenle birlikte bize oturmaya gelecekler. Ya! Tabii ama babaannen maalesef ki gelinini göremeyecek. Ne büyük bir şanssızlık. Keyfim çok yerine geldi. Ha, sen öyle san aslanım. Ya makyaj mı yapsak acaba?
Yok kızım, sürme yüzüne bir şey ya. Abla ne yaptın sen de öyle makyaj falan? He? Delikanlı adamız biz, ne makyajı? Oldu olacak arada da yaptırayım. Hatta hazır başlamışken silikon da yaptırayım. Ay abartma Oğulcan, ne alakası var? Oğulcan, bak sen ilk günden son güne gerçek yüzünü göster kıza. Bence yapılabilir aslında. Çilem abla sen de mi ya? E madem değer veriyorsun kıza, o zaman gereğini yap. Ya taş çatlasa bir saat duracak zaten yüzünde. Sevdiğin kız için değmez mi? Ay aman Çilem. Bunlar ne anlar sevgiden, aşktan, değer vermekten. Yok kızım, bırakın makyajı falan ya. Hulusi Bey nasılmış kızım? Bu sefer de mide bağırsak kısmında bir yanma varmış. İçli içli yanıyormuş. Hocam ben tahlillere baktım, iyi aslında, bir şey yok yani. Allah Allah. Ya bir şey olmaması lazım ya. Çok mu yanıyormuş? Aydan hemşireye demiş ki kavruk kavruk sızlıyor demiş. Çok garip. Hakikaten yani bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bir de idrar tahlili yapalım. Biz tedbiri elden bırakmayalım yani. Bence de hocam. Geleli 4 saati geçti mi? Geçti. O zaman sen Hulusi Bey'e benim idrar tahlili istediğimi söyle ama kaytarmasın, tamam mı? Tamam söyleyeceğim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Baba. Hürrem'in yanına gidene kadar geçer miyiz? Geçmez oğlum. Geçer deyip de şimdi seni durup dururken umutlandırmayayım yani. Boş ver Oğulcan. En azından onun yanına gidebilecek yüzün var. O ne demek ya? Bilmem. Öyle içimden geldi. Bende mi bir şey var? Bana mı laf çakıyorsun? Takma oğlum şunu kafana sen de ya. Çilem Hanım, hoş geldiniz. Mehmet Ali Hocam sizden test istedi. Aa, ne testi? İdrar. Ne? Evet, bunu kullanabilirsiniz. Siz yapın, ben alırım. Ya Çilem Hanım, ben bunu yapmasam yani hiç olur mu canım? Hem de siz alacaksınız. Nerede Mehmet Ali Hoca, nerede? Hastası var, kesin yapmanızı söyledi. Ya Çilem Hanım, ben şimdi bunu yapmasam, daha sonra yapsam... sizin mesai kaçta başlıyor? Sabah 8. Tamam, 7'de buradayım. Hayır, şimdi istiyor. Allah Allah, niye istiyor ya? Acaba durumum stabil değil mi? Ah Mehmet Ali, ah! Benim gibi adamdan istenilecek şey mi bu ya? Bu ne ya? Damla! Akşama diyorum, anneannenleri de mi çağırsak? Aa, çok güzel olur. Çok özledim anneannemi. Ben de çok özledim. Canım annem, arayayım diyorum. Gelsinler, 2 ay bizde kalsınlar. O kadar kalırlar mı ki? Kalırlar canım benim. Niye kalmasınlar? Canım annem, çok özledim. Gelsinler de şöyle bir ailecek dolu dolu bir vakit geçirelim. Bak gördün değil mi? Beni evine istemiyor, kendi annesini yatıya eve çağırıyor. Hem de 2 ay. Gördün, duydun. Sen aldırma Oğulcan. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık bile seyran olurmuş. Yani samanlıkta bile mutlu olunabiliyorken niye insan gidip başka yerde yaşamak, başka yerde çalışmak ister anlamıyorum. Yani demem o ki, önemli olan niyet. Gerisi boş. Evet Oğulcan, evet. Yani karşındaki insanın niyeti yıllar sonra değişebilir. Dikkatli olmak lazım. Değil mi? Hı hı. Yani önemli olan niyet. Hani niyetin iyi olduktan sonra, sevdiğin insan yanında olduktan sonra niye uzaklaşsın, başka yere gitsin ki insan? Değil mi? Emre Bey, biz bir kahve mi içsek acaba, Oğulcan'ın aklını daha fazla karıştırmasak? Evet ya, çıkın gidin, çıkın hadi. Sizin yüzünüzden Hürrem'e ilanı aşk mı edeyim, yoksa daha sevgili olmadan ayrılmak istediğimizi mi söyleyeyim? Karar veremedim. Çıkın da kafamı dinleyeyim ya. Olur Yağmur Hanım, buyurun. Çıkalım o zaman. Büyük zevkle Emre Bey. Geliyorsa yaptım. Daha ilk tanışmamızda size böyle bir şey vermek istemezdim ama oldu bir kere. Olur mu
canım, tıpta utanma olmaz. Verin. Yani her zaman böyle değil bu. Buna bakıp beni yargılamayın, olur mu? Ne alırsınız efendim? Sevdiğim kadına tek taş almam gerekirken kendi ellerimle neler vermek zorunda kaldım, neler. Allah'ım bu nasıl bir acı? Anlamadım efendim. Beni kimse anlayamaz zaten. Ben hiç anlaşılmaz biriyim. Bir hiçim ben, hiç. Ben birazdan geleyim o zaman. Böyle mi filizlenecekti aşkım? Yağmurcuğum, madem bugün senin son günün, o zaman birlikte bir veda fotoğrafı çekmeyelim mi? Ay yok canım, biz seninle dışarıda da görüşürüz Aydan. Ya tabii görüşürüz de, işte ne bileyim, hatıra kalır diye düşündüm. Tamam o zaman, ben bir makyaj yapayım, geleyim. Senin makyaja ihtiyacın yok ki canım. Arkadaş, şey mi oldu sana? Oğulcan. Hulusi abi, senin ne işin var burada? Sorma Oğulcan. Vermeyecektim onu Mune'yi, vermeyecektim. Senin ne işin var burada? Okulu mu kırdın yoksa? Benim randevum var ama bu halde çıkamam kızın karşısına. Şu surata bak. Ne oldu oğlum, senin yüzünde tüp mü patladı ya? Daha kötüsü, sivilce çıktı. Sivilce mi? Yok, sivilce yapmaz böyle bir şey ya. Hürrem geliyor, kahretsin. Selam Alcan. Selam. İyi misin? Bu devirde kim iyi ki kızım? Bak, ben bile iyi değilim. Param var ama huzur yok. Aşk sen nelere kadirsin? Alcan. Alcan çıkarsın artık şu kafanı. Hürrem kızım, sevdiceğim elinde küçük bir kabile gelince anlayamadım ben önce. Geç artık şu konuyu Hulusi abi, geç. Nasıl geçeyim oğlumcan, nasıl geçeyim? Daha test sonuçları gelecek. Kolesterol tavan, düşünsene. Ya oğlumcan, saklama artık şu yüzünü. Ne olmuş yani sivilce çıktıysa? Sadece sivilce değil. Ben ablamın makyaj malzemelerini de kullandım. Sonum bu oldu. Çok güzel olmuşsun. Gülme ya. Sevdiceğim de bana böyle gülmüş müdür acaba? Bana ne Hulusi abi, bana ne? Benim için yaptıkların çok hoşuma gitti. Gel bakayım. Ben mi? Tabii ki sen. İyi, geleyim o zaman. Her şey senin için işte. Çok tatlı olmuşsun ya. Benim için yaptığın için çok teşekkür ederim. Vay be. Rıfkı abim evleniyor şimdi yani, ha? Aynen öyle. Birazdan da burada olacaklar. Sen bak, benim bir küçük işim var. Tamam. Vay be. hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Ne haber yenge? Geldiniz. Merhabalar. Ay Rıfkı abi. Efendim? İyi ki Ayfer'e şapka taktırdın ha. Evet. Şimdi annem Ayfer'i görmesin, tamam mı? Ben sonra alıştıra söylerim kendisine. Ay. Göremedim şu gelinin yüzünü.
Yahu sabahtan beri pencerenin önündesin. Apartmana girişlerini de mi göremedin? Ne bileyim ben ayol, kaçla göz arası bunlar. Yukarı mı çıktı? Ben kaçırdım. Ama sen de bir kahvede kahve diye tutturdun başımı Allah aşkına. Senin yüzünden kızın yüzünü göremedim işte. Zamanı gelince tanışacaksın Arife. Demek ki Rıfkı şimdi tanıştırmak istemiyor. Biraz sabırlı ol canım sen de. Ben de Arife'ysem o kızın yüzünü göreceğim Keramet. Sakin olun ya. Ben de baktım demin mahallenin çocukları herhalde. Bunu kırdılar, basıp kaçtılar. Yangı falan yok yani. Oh, ay anne, ömrümüzden ömür gitti ya. Ben de öyle oldum başta. Rıfkı oğlum. Ne oluyor öyle Ayfer Hoca ile el ele falan? Yok hadi, yani yangın niye çıkınca evden elini tutmuşum öyle. Anne, hı. Rıfkı abi Mayfer Hoca'ya evlenme teklif etmiş. Anneciğim, müstakbel gelinin. Siz öyle zannedin. Evlenemezsiniz.